Türkiye ile Rusya arasında S-400 hava savunma sisteminin alımı konusunda görüşmeler yapıldı. Ve bu önemli konu hafta sonunda diplomasi programında da ele alınıp masaya yatırıldı. Nedir önemli? Bir bakalım efendim. NATO buna prensip olarak karşı çıkmadığını söylüyor ama karşı elbette ki çıkacak. Çünkü bu Suriye 2011 başladığında ne oldu 2 sene önce hatırlarsanız NATO patriotlarını çekti, Almanya çekti, İtalya çekti. Söz vermişlerdi bizim hava sahamızı korumak için. Ama kendi kurmuş olduğu patriotları geri çekti. Sözünü tutmadı. Şimdi Türkiye bu hava sahasını neyle koruyacak? NATO'nun tavrını gördük biz. Evet. Rusya'da ben öncelik yaparım size bunları veririm diyor. Sonuçta Batı güçten anlar. Batı ile masaya oturduğunuz zaman kaleminizi böyle gözüne sokar mı demediğiniz müddetçe mümkün değil. Öyle yapıyorlar çünkü kendileri. Yani oturuyor buraya göstere göstere zırhlar acı PKK'ya veriyor. Biz de göstere göstere S-400 alırız. Kesinlikle. Evet. Bunda hiçbir problem olmaz. Füzenin launcher'i baktığımız zaman mobil karakterli. Dolayısıyla yani çok, bir yerden bir yere çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Çok kritik bir füze. İki, az önce söylediğim gibi Rusya bize bu teknolojiyi vermeye hazır. Türkiye'nin derdi şu, füzeyi satın almak neden? Şimdi siz 1, 2, 3, 4 batarya aldınız. Ateş ettin bitti, ne alacak? Vermeyince. O yüzden Türkiye ortak üretimi düşünüyor. Peki NATO'nun sistemini bozar mı? Hayır. Bulgaristan'da var bu füze, Romanya'da var, Polonya'da var. Yunanistan'da. Yunanistan'da var. Başımız belaya giriyordu Kıbrıs meselesi yüzünden. Şimdi demek ki bu füze NATO'nun sistemini bozmuyor. Artı Putin NATO'ya açık kart verdi. Gelin beraber NATO hava savunma şemsiyesini kuralım. Uzlaşıyorlardı, uzlaşamadılar. Şimdi gelinen bir noktada Türkiye'nin elinde hava savunma füzesi yok. Peki bunu biz almamız lazım. Peki kendimiz bunu üretemez miyiz? Yani kendimiz orta menzilli yaptık. Ama burada daha büyük tehlikeler var. Hmm. Yani yarın bir gün Orta Doğu'dan bu tür bir füze gelirse bunu vuracak sistem yok elimizde. Patriotları alıp götürürler. Peki ne yapacağız biz Türk milletini? Kafamıza bir Suriye'nin kimyasal silahı düşerse ne yapacağız yani? Orada komutan, Cumhurbaşkanı Türk milletine ne diyecek? Gidip Adana'da 5000-10000 kişi kimyasal gazdan ölürse ne olacak? O zaman acil bu füzeye ihtiyacımız var değil. İkincisi, Rusya bunu Ermenistan'a yerleştirdi. Rusya aynı füzeyi Kırım'a yerleştirdi. Dibimizde Suriye'de var. Türkiye kilitlendi. Türkiye'nin de kendisine mutlaka böyle bir füze sistemi kurması lazım. Evet.